Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhaba. Şehirde Futbol'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Ve bu hafta çok önemli bir konuğum var. Süper Amatör Lig'de şampiyon olan 2 Eylül Spor Kulübü'nün başkanı Sayın Safa başlığı birlikteyiz. Başkanım hoş geldin elinize. hoş Bulduk. Teşekkür ederiz. Evet şampiyonluk geldi bunları konuştuk çokça zaten hani şampiyonluk maçından sonra işte şampiyonluk yemeğinde daha öncesinde birçok kez konuştuk şampiyonluğu kutladık hep birlikte sizinle. Kutlamaya ee, da devam ediyoruz. tabii siz kutlamaya <laughs> da devam ediyorsunuz. Çünkü önemli bir başarı gerçekten. Hani 2 Eylül Spor Kulübü nispeten yeni yapılanan bir kulüptü. Evet. Bunun üzerine bölgesel amatörlik gibi bir yere yükselmek de hakikaten hatırı sayılır bir başarı. Şimdi başkanım daha önceki röportajlarda dediğim gibi konuştuk aile olmak işte kulüpteki birliktelik başarıyı getirdi ama bir de bunun yapısal tarafına bakalım istiyorum. 2 Eylül yani bu sezona başlarken nasıl yapılandı nasıl bir yapı ortaya koydu da bu başarı geldi onu anlatmanızı isteyeceğim. Şimdi şöyle bu yapılanma aslında geçen seneden başladı. Biz geçen sene 7-8 arkadaşımızla birlikte 2 Eylül Spor'un hali hazırda mevcut bir yönetimi vardı hepsi dostumuz arkadaşımız. Onların ekibine dahil olduk biz yönetici vasfıyla. İşte ben genel sekreterlik yaptım. Diğer arkadaşlarım yöneticilik yaptılar. Biraz kurumsallaşmaya gitmeye yönelik geçen sene birkaç adım attık. Ama geçen sene sportif başarı elde edemedik. Kötü bir sezon geçirdik. Neredeyse küme düşürdük Yelü Spor geçen sene. Baktık biraz daha bu işi kurumsallaştırmamız, biraz daha profesyonelleştirmemiz. Biraz da ekibi daha fazla güçlendirmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Burada Başkanın kim olduğu, yönetici, işte başkan yardımcısı kim olmuş... ...yani tabii ki bir hiyerarşi kurmaya çalıştık ama... E, ...mesela geçen seneki başkanımız Özkan Başkan... ...kötü bir sezon geçirdik, başarısız olduk. Ben sorumluluğu alıyorum, istifa ediyorum dedi. Yönetim kurulunda bir kim olsun, kim yapabilir şeklinde bir şey oldu. Geçen haftaki yakın planda Soner Yüksel'in bahsettiği... ...hemen ben şu arkadaki... Evet bir kafede oturup acaba mı yapsak mı çünkü bana da geldi sen yap hani sen ol gibi o konuşmanın üstüne biz tamam dedik o zamanki yönetim kurulundaki arkadaşlar da teveccüh gösterdiler dediğim gibi kulübün başkanı ben olmuşum başkası olmuş önemli değil biz zaten bir yapılanmanın içine girecektik ama tabii ki bu yönetim kurulunun kurulmasında en büyük emek ...ben ve benim getirdiğim o çekirdek ekipteki arkadaşlar... ...geçen seneden gelen arkadaşlar ağırlıkta. Herkes bir tanıdığını getirdi. Herkes bir yakın arkadaşını yönetim kuruluna soktu. Kimi sponsorluk desteği verdi, kimisi bağış yaptı... ...kimisi yönetici oldu, bizimle beraber maça geldi gitti. Yani aslan payı aslında... Hı hı. ...geçen sene başarısızlığın sonucunda ortaya çıkan ve bu içerideki ilk Ikea Spor'un yani geçen seneki yönetimimizden giren ekibin başarısıdır. Burada ben başkan oldum tamam ama ben ne kadar katkı verdiysem benden daha fazla katkı veren yönetici arkadaşlarımız oldu. Buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 2-3 arkadaşını getiren oldu, sponsorluklar bulanlar oldu dediğim gibi. Buradaki olay şu, bir kurumsallık ortaya koymaya çalıştık biz. Yönetici ...seçerken tabii ki... ...maddiyat önemliydi. Hiçbir lig... Evet. ...hiçbir gelirimiz yok. Burada... ...gönül verebilecek... ...maddi destek verebilecek arkadaşlarla... ...aynı zamanda birlikte yol yürüyebileceğimiz... ...bize güvenen... ...arkadaşlarımızla yol almaya çalıştık. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi e, röportajlarda... ...ve programlarda konuşuyoruz. Tabii ki en büyük başarı... ...teknikiyet, futbolcular... ...ikinci başkanım, aynı zamanda... ...sportif direktörümüz... Evet, Tuna taşı tamam. çok ayrı bir noktaya koyuyorum. Şampiyonlukta belki en büyük payı onundur yönetimsel anlamda. Çünkü takım ve yönetim arasında çok güzel bir köprü kurdu. Takımdaki birçok şeyi yönetime aksettirmedi. Yönetimdeki birçok şeyi takıma aksettirmedi. Ama burada şunu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Başarının en büyük mimarı, teknik et, futbolcularsa hı hı. bir o kadar da yönetimdir. Çünkü biz verdiğimiz bütün sözleri tuttuk sezon içerisinde. En ufak bir sıkıntı yaşamadık. maddi manevi elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yaptık. Ekstralarını yaptık gerektiği yerde. Bizden bir şey istediler. Ne olduğu önemli değil. Yönetimsel bir konu olabilir, maddi bir konu olabilir, manevi bir konu olabilir. Yönetimde 32 kişiyiz. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Burada en önemli nokta bu diyebilirim. Tabii ki 32 kişilik bir yönetim kurulundan bahsediyorum. Hepsi eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Ama burada şöyle bir şey var. Bir hiyerarşi kurduk biz. Daha demin bahsettiğim gibi Tuna Başkan, sportif direktör, ikinci başkan, takım ve yönetim arasında köprü oldu. Bu önemli bir görevdi. Tuna'nın işine kimse karışmadı yönetimde. Yani özel bir aslında Tek başına yani. aynen öyle. Tek başına biz derimizden geldiğince tabii ki destek olduk ama Tuna'nın yaptığı işi ayrı tutuyorum. Özel bir işte. Birçok sıkıntıyı yönetimi aksettirmeden çözdü. Var bunlar sezon içerisinde çok uzun süreç. Bir sürü sıkıntı yaşadık. Takım içi yaşadık. Yönetimsel yaşadık. Hocalarla alakalı yaşadık ilk başlarda. Ama bunları çok fazla bize yük etmeden çözdü. Onun haricinde ya isim isim saymak doğru değil. Herkesin çok ciddi yemeği var ama Burada biz bir hiyerarşi kurduk. Mesela transfer yapacağımız zaman bir transfer komitesi kurduk. Serkan kardeşimiz vardı. Eskişehir amatöründe, Eskişehir futbolunda önemli bir isim. Birçok tanıdığı, birçok arkadaşı var. Futbol camiasında. Nasıl çözü geçen bir arkadaşımız. Uğur, Yiğit Boyacıoğlu. Mesela transfer komitesinde o zaman yer alan. işte ben, Tuna ve hocaların olduğu bir komite kurduk. Yaptığımız transferlere mesela bu ekibin haricinde kimse karışmadı. Bunu niye aldınız, bunu niye sattınız demedi kimse. Neden? Karşılıklı bir güven söz konusuydu. Hı. Tuna sportif direktördü. Aynı zamanda kulübedeydi. Kulübede takım içinde hocayla problemler oldu. Futbolcuların arasında hocayla sıkıntılar oldu. Gidenler oldu. Hiç kimse kalkıp da Tuna'ya ya bu adam niye gitti kardeşim demedi. Çünkü her karşılıklı bir güven durumu oluştu. Bir. ikincisi işi bilen, işin ehli insanlar bunların tamamı. Burada birbirimize güvendik. Gerçekten yani şimdi birçok yerde görüyoruz. Birçok camiada görüyoruz. Her kafadan bir ses çıktığında evet. işler yürümüyor. Biz bunu olabildiğince engellemeye çalıştık. Dediğim gibi arkadaşlar da gerçekten bize güvendiler. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. E, bu güvenin karşılığında da kupamızı aldık şunu anladık bu sene. Biz bu ligin üçüncü ya da dördüncü en yüksek bütçeli takımıydık. Yani birinci bütçe sizde değildi. Kesinlikle değildi. Buna adım gibi eminim. Bizden çok çok daha fazla bütçeyle takım kuran belediye destekli takımlar vardı biliyorsunuz. Biz bunların içinden sıyrılıp namar bir şampiyonluk yaşadık. Bunun da doğru hareketlerle, doğru hamlelerle yönetim, teknik heyet futbolcu ilişkisinin iyi olmasıyla ve işi bilen insanların işine karışmamayla olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu düzende devam edeceğiz. Ee, yönetime yine arkadaşlar kazandıracağız. Balıge biliyorsunuz biraz evet, daha maliyetli, maliyetli, daha zorlu. zorlu deplasmanlarımız olacak. Bir Eskişehir Spor gerçeği var. Yatsınamaz. Evet. Eskişehir Spor'un bu sene... Tabii artık şampiyon olmasını hepimiz şampiyon zaten olmasını istiyorduk. yine tabii ki. Önümüzdeki sezona kaldı tabii şampiyonluk hayalleri ama yine başarılı olması için tabii ki hepimizin tek temennisi o. Yani 2 Haziran'da bir kongremiz var. Ben de yöneticiydim biliyorsunuz. Evet. Şimdi kongrede olacakları göreceğiz. Gelecek olan ekip inanıyorum ki şampiyonluk için güzel bir bütçe oluşturup Eskişehir layık olduğu yerleri yavaş yavaş çıkartmak için ilk adımı atacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok. Biz de burada Eskişehir bir dostu olarak, bir Eskişehir olarak ilk yapmamız gereken iş Eskişehir destek olmak. Eskişehir destek nasıl olacak? Dişli bir takım kuracağız. Evet. İskeleti bozmamayı düşünüyoruz. Oktay Hocamız zaten buradan selam olsun. Devam Şimdiden çalışmalara ya. başlamış. Devam edecek. Onda sıkıntı yok burada açıklamış olayım. Oktay Hoca ile devam ediyoruz. Oktoyucu listesini hazırlamış bile daha şimdiden Geçen seneki iskelet kadroyu bozmadan dışarıdan birkaç takviyeyle ağırlıkta Eskişehir'in çocuklarıyla mücadele ediyoruz. Bu da aslında önemli bir parantez. Önemli yani. bir parantez ona ayrıyetten değinebiliriz isterseniz. Mücadeleci bir kadro, iddialı bir kadro. Bizim de bu iddiayı sergileyeceğimiz maçlar olacak. Nedir? Zaman zaman İskişehir Spor'un zirvede mücadele ettiği hmm. takımlar oldu. Polatlı, Alaplı. Gerede, Tabii, Ankara, Ankara TK takımları gibi. da gibi. Oldayıp... Ee, şimdi burada neyle karşılaştık biz bu sene? Ankara takımları birbirlerini tuttular. Neden tuttular? Burada kimse kimsenin kara kaşına kara gözüne yapmıyor Tabii. bu iş Bir Ankara takımı şampiyon olacaktı ki diğer takımlar da ona göre önümüzdeki seneki statüye göre ligde devam edebilsin. Tabii ki devam etsin. Alttan başka takım gelsin. Kontenjan mesela. Aynen öyle. Yani e, kontenjan değişmeyecekse statüyü tam bilmiyorum Ankara'daki ama Polat çıktığı için muhtemelen diğer Hı. takımlar devam edecek bildiğim kadarıyla. Tabii orada ee, da aslında aynı burası gibi şey yani bir atıyorum 5 kontenjanı varsa Ankara'nın o 5 kontenjanı koruyarak devam edecekler. O da da alttakilere avantaj sağlıyor. Tabii, tabii süper amatörden gelene de avantaj sağlamış oluyor bir şekilde. Şimdi Eskişehir Spor şampiyon olsaydı diğer Eskişehir takımlarından üstte kalan Üstü Tabii Dolan kalacaktı. kalacaktı. Alttaki düşecekti. Biz çıkacaktık. Ee, iki takım devam edecektik. Evet. O yüzden bu sene öncelikli hedefimiz Eskişehir başarısı için biz de mücadele edeceğiz. Tabii ki kendi başarımız için ayrı. Onu hariç tutuyorum. Burada bizim de hedefimiz ligde kalmak olacak. Ee, ilk i̇lk senemizde. Bu ligde kalma döneminde de gerekli yapılanmayı kurup büyük bir hedefimiz var. Tesisleşmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Eskişehir'de çok ciddi bir sağlık tesisi sıkıntısı evet. var. Buna da bir nebze katkımız olur, Bunun faydamız da... olursa diye düşünüyoruz. Sezon başında da aslında sizinle konuştuk başkan. Farklı bir yayın yapmıştık sezonu evet. başlamadan önce. Yine Tuna Başkan'la da aslında bir tesis konusu konuştuk. Hatta yapacaktınız ama işte belli izinler çıkmadı. Belli durumlar gerçekleşmedi ama artık hani bölgesel amatörlük değişin içinde olunca bunu yapmak da biraz zaruriyette de aslında hem de. Tabii ki. Şimdi şunu söylüyorum net bir şekilde elden geldiğince imkanlar el verdiğince biz Eskişehir çocuklarıyla mücadele etmek istiyoruz bu ligde. Çok yetenekli kardeşlerimiz var. Çok yetenekli futbolcu arkadaşlarımız var. Burada Eskişehir çocuklarıyla mücadele etmek istiyoruz dememin bir sebebi de var. Bizim tesisimiz yok. Dışarıdan oyuncu getirsek tabii ki çok zorlanacağız. Ee, çok ekstra bütçelere ihtiyacımız olacak. Biz o bütçeyi oraya harcayacağımız paraları Eskişehir'in çocuklarına harcayalım. Vereceksek onlara verelim. Yani illaki bir bütçe yapılacak. Neden Eskişehir'in çocukları faydalanmasın? Gerçekten çok yetenekli arkadaşlar var. Ee, bu hep konuşuluyordu, hep söyleniyordu. Süper amatörden karma bir takım. Eskişehir Hı -hı. çocuklarında oluşan karma bir takım bölgesel amatörlükte çok rahat mücadele edebilir. Buna ben gönülden inanıyorum. Sezon içerisinde bal takımlarıyla yaptığımız hazırlık maçlarında bile biz bunu gördük. Bizim süper amatördeki takımımız bile dişe diş, kan akan, kora mücadele edebildiler. İkilik arasında ciddi kalite farkı var. Kabul ediyorum. İlla Ama Eskişehirli oyunculara, Eskişehir'in öz evlatlarına bir şans verilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Tabii ki bunu... <laughs> ...yönetim kurulumuzda oturup konuşacağız. Henüz toplantı yapmadık. Henüz bir planlama yapmadık. Daha, Hiçbir şey yapmadık. Aslında çok da erken de sayılabilir. Daha erken, yeni bir sezon. Erken hem de biraz böyle şampiyon olduk. Rahattayız. Evet. Üzerimizden büyük büyük kalktığını hissediyor herkes. Hatta seninle de konuştuk. Geçen hafta sonu maç yoktu. Hepimiz büyük bir boşluğa düştük. Evet beni arayanlar da oldu. <laughs> olmuştur kesin <laughs> olmuştur. Yani Aa, maç yok falan olduk hani. E, yönetim kurulu grubumuzdan arkadaşlar yazdılar ya başka maç çok mu gidelim bari onu izleyelim bir takımı destekleyelim evet. falan şey oldu. Bu bir boşluğa düştük. E, şu an hala o boşluktayız. Beklediğimiz bazı şeyler var. Eskişehir Spor'un kongresi yani, tabii ki. 2 Haziran'da bir yönetim oluşur ve e, inşallah iddialı bir yönetim, bütçeli bir yönetim oluşursa biz de kendileriyle gidip görüşeceğiz. Aynı ligde mücadele edecek iki İskişehir takımı Tabii. olarak. Sana dirsek dirseğe vermek çok önemli. Aynen öyle. Biz geçen sene bunu yapamadık. Ben de yönetimdeydim. Öz eleştiri yapıyorum kendime. Biz geçen sene bunu yapamadık. Demir Spor'a, Yunus Emre'ye Emre destek olalım. Rakiplerimizle mücadele edecekler dedik. Altyapı takımlarıdan birkaç oyuncu mu versek? Ya da oynatmadığımız oyuncuları mı göndersek? Olayı oldu. Oyuncular gitmek istemedi. Kimisi kalmak istedi. Kimisi başka yere gitmek istedi. Bir sürü olay yaşandı ve gerçekleşmedi. Bence bu senede Ankara takımlarının yaptığını bir nebze Eskişehir takımları yapabilseydi biz çok rahat şampiyon olurduk. Ee, şampiyon olamayacak bir kadromuz yoktu. Yani evet son haftalardaki dağınıklığa rağmen diyeyim hani çok da puan farkı olmadı Polatlı ile Eskişehir Spor arasında. Hani bazı yani noktalarını puan. iyi aşabilsek aslında. Polatlı'yı burada yansak. Evet, Gölbaşı, beraber beraber kalmasak, Gölbaşı mağlubiyeti Gölbaşı beklenmedik. Mağlubiyet Onlar işte aslında o özete baktığımızda da Ankara takımlarıyla Karadeniz takımlarından bize taktığı yani... çelmeler apaçık ortaya çıkıyor. Ya burada bu sene de... biz onu yapamadık bu ligde. Dediğim gibi öz yapıyorum. Yönetim kurulu üyesi olarak Eskişehir Spor'da. Ama 2 Haziran'daki kongreden sonra oluşacak olan yönetimle ben gidip konuştuğumda bunları anlatacağım. Birlikte hareket etmek gerektiğini. Eskişehir tek başına ne kadar iyi kadro kurarsa kursun bir takım engellerle karşılaşabileceğini, bu engelleri de birlikte aşmamız gerektiğini, bizim de o yolda destek olma isteğimizi belirteceğim. Ondan sonra bir takım e, işler şekillenir. Haziran ortası, Haziran sonu gibi yavaş yavaş başlarız gibi düşünüyorum. Ya bir de işin şu gerçeği var başkan. Şimdi tabii hani şunu da hatırlatayım bu arada. Hep 2 Haziran dedik 26 Mayıs'ta aslında ilk kongre ama Genel olarak Eskişehir Spor'da biz şunu gördük. İlk kongreler maalesef hep çoğunluk sağlanamadı. Bizim de şu an beklentimiz başkanın dediği gibi 2 Haziran'da ilk kongre aslında önemli olan olacak gibi görünüyor şu anki durumda. Bir de şu var tabii Eskişehir Spor Lige yani çıkacak bir kadro kuramazsa bunu tabii ki düşünmek istemiyoruz şu anda ya da bir yönetim çıkmazsa burada tabii sizin durumunuz da statü yere sıkıntıya girebilir. Bu da var işin gerçeği şimdi bunları da hani atlamamak gerekiyor. Eskişehir Spor Üst Lig'e çıkmadığı takdirde 2 Eylül'ü şu anki statüde alt lig bekliyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi o yüzden de sizin planlamalarınız tabii ki oradaki Eskişehirspor'a Spor'a direkt bağımlı oluyor. Tabii ki. Üstüne üstlük tabii ki Eskişehir Spor'un başarısı da burada. Hani hep ortak arzumuz olduğu için öncelik oraya gidiyor. Siz de bundan sonra yani o kongreden sonra aslında bir takım çalışmaları başlatmanız da çok mantıklı görünüyor. Hı hı. Bir de şunu da ekleyeyim başkan sana sözü vermeden ee, şöyle de bir durum var yani sezon öncesinde dediğin gibi bu şeyi yani birlikteliği en azından işte iki Eylül Spor Kulübü ile Eskişehir Spor'un gelme olayını yaratmak gerekiyor. Şimdi geçtiğimiz sezon Demir spor Yunus Emre Spor kendi içlerindeki tırnak içinde karışıklığı çözemedikleri için biraz da onlar da geç kaldı aslında Eskişehir yan yana gelmek için. Çünkü maddi problemler vardı. Yönetimsel problemler vardı. Keza SS'de de yani bazı hani maddi problemler vardı. Bu biraz sezon başladıktan sonra sanki bu takımların birbirine yardım etmesi durumu gibi bir şey ortaya çıktı. Biraz geç kalındı gibi. Siz bunları daha önce çözerseniz çok daha sağlıklı bir yapıda olacak görünüm var. Yani şunu net bir şekilde söyleyeyim. Sezon başında Yunus Emre Spor'un kurmuş olduğu kadro taş gibi bir kadroydı. Evet. Birkaç takviyeyle belki ee, şampiyon Belki birkaç takviyeye bir... bile gerek yoktu. Ee, çok rahatlıkla ligdeki her takım yenebilecek kapasitede bir takımdı. Fakat o zaman bir takım sıkıntılar oldu. İç detaylarını bilmiyorum ama o takım iddialı bir takımdı. Bakıldığı zaman Eskişehir Spor bile zor kazandı o maçı 2-1'lik skorla. Ee, hatta Yunus Emre Spor öne geçti. Evet. Son dakikalarda iki gol atıp... kısa sürede iki gol Yani ee, mesela o takım Yunus Emre Spor nezdinde korunmuş olsaydı... Yunus Emre Spor ligdeki rakiplerimizden birkaç tanesine çelme takıp... Ligi böyle orta sıralarda bitirmiş olsaydı... Eskişehir Spor şampiyon olacaktı. Yunus Emre Spor ligde kalacaktı. Diğer takım düşecekti biz çıkacaktık gibi. Yani o varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Hani kimse yalışamaz. Güzel bir takımdı onu demek istiyorum. Şimdi bizim de burada en büyük hedefimiz bu. Rekabetçi, sağlam, ayakları yere basan, haddini bilen ama mücadeleci güçlü bir takım. İçeride maç kaybetmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Yani deplasmanlar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Nelerle karşılaşacağımızı gördük evet, bu sene. İnanılmaz deplasmanlara gittik. Halı saha gibi, kutu gibi evet. yerlerde maçlar yaptık. Eskişehir Spor'da. Ankara grubu mu olacak yine o bile belli değil. O da değil. tabii ki an, etken olacak. Akdeniz ki. grubu olabilir yine. Yani hani Anadolu Üniversitesi'nin oynadığı gibi geçmiş. Altaylı grubu daha. olabilir. Yani e, onu da tam bilmiyoruz. Şu an tamamen varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Ama benim bildiğim tek bir gerçek var. Hem kendimi düşünerek, hı hı. takımımı düşünerek, hem de Eskişehir düşünerek bu sene şartlar ne olursa olsun Eskişehir şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. İki Eylül Spor Kulübü olarak. Burada da yeni gelecek olan yönetimin benimseyeceği tavır bize gösterecekleri destek bu konuda önemli. Beklemedeyiz, bekliyoruz. Şu başkan artık yavaş yavaş sonlara da geldik. E, eklemek istediğin bir şey, unuttuğumuz şampiyonluk hikayesinde unuttuğumuz ya da gelecek sezon için planlamalarda hani söylemek istediğim bir şey varsa onları da alalım. Kapatalım. Yani Şöyle, bütün e, röportajlarda, yayınlarda, teknik heyet, futbolcularımız... ...Oktay Hoca'nın hakkını ödeyemeyiz. Oktay Hoca'nın eşinin bile hakkını ödeyemeyiz. İnanılmaz özverili. Emir Dağı'dan her gün git gel yaptılar. Ciddi bir mesai harcadılar. Soğukta, yağmurda, karda... ...Oktay Hoca takıma idman yaptırırken... ...Oktay Hoca'nın eşi arabada çocuk uyuttu. Arabada bekledi saatlerce. Aynı şekilde Aykut Hoca'nın eşi bu şekilde... Yani çok ilginç şeyler yaşadık ya. Anlatarak burada anlatmaya başlasam sezon içinde yaşadığımız kulüp içindeki arkadaşlarımızın fedakarlıklarıyla alakalı anlatmaya başlasak burada sabaha kadar konuşuruz öyle söyleyeyim. Onları çok ayrı bir kenara bırakıyorum. Hakları ödenmez. Şampiyonluk yemeğinde öncesinde biz 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 oturduğumuzda baş başa oturduğumuzda takıma ben şunu söyledim takıma ve hocalara. Yönetim kurulunda bulunan tüm arkadaşlar adına şunu net bir şekilde söylüyorum ki Hiç unutmayacağımız Bir ekip Hiç unutmayacağımız bir sene Ömrümüz boyunca eşimize dostumuza Anlatacağımız Bir sezon geçirdik sayenizde Teşekkür ediyoruz Hepsine tekrardan Ama burada ayrı bir parantez açmak artık şart oldu Ben yönetim kuruluma Ayrı bir parantez açmak istiyorum Tamamen Gönüllülük esaslı Hiç kimsenin hiç kimseden bir kuruş menfaatinin olmadı. birbirini hiç tanımayan, hepsini benim tanıdığım özellikle. <laughs> kesişim kümesi aslında. Kesişim yani. kümesi ben oldum burada biraz. Bir de katkılarından dolayı Caner dayı olduğunu ekleyebilirim. Caner resmen kendi ekibiyle geldi diyebilirim. Caner'e de selamlarımızı iletelim. Burada. Hem sponsorluk anlamında hem yönetim kurulundaki arkadaşlar anlamında Caner de bir kesişim kümesi oldu. Bu insanlar hiç birbirini tanımıyordu. İlk ee, Haziran ayında bir toplantı yaptık. Hedef belirledik, bütçe belirledik. Sonrasında yola çıktık. Birbiriyle ticaret yapmaya başlayan, birbiriyle bizim haricimizde çıkıp dışarıda oturup bir şeyler gibi içen bir ekiple karşılaştım ben. Bu çok gurur verici. Ee, her şeyden önce bu bir cemiyettir. Evet. Aslında. Aynı zamanda. Futbol futbol değildir'in de bir aynı Aynen öyle. Bunu oluyor. kesinlikle söyleyebilirim. Yani gerçekten tabii ki, biz bu işi görebilecek esasız yapıyoruz. Herhangi bir maddi beklentimiz yok. Daha çok harcıyoruz. Ama ben şunu gördüm. İçeride birbirine maddi destek olmak için ticareti birbiriyle yapın. Belki daha ucuza başka yerden almak varken hı hı. ya bu benim yönetim kurulundan arkadaşım ondan alayım diyen arkadaşlarımız oldu. Bu çok gurur verici bir tablo. Bu ekibi olabildiğince balda da tutmayı düşünüyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Bir dediğimizi iki etmediler. Ee, ne istediysek oldu. Herkes elini taşın altına koydu. Uzanamadığımız yerler oldu. Birlikte uzandık. Yetişemediğimiz noktalar oldu. Herkes el verdi. Birlikte yetiştik. Futbolcumuz, takım kaptanımız Fırat'ın vermiş olduğu bir mesaj vardı. Ee, Şampiyonluk emeğindeki röportajınızda. <laughs> Eskişehir amatöründe bir daha böyle bir ekibin toplanması zor göründüm. çok zor Hep gözüküyor. Zor. Bunu Belki teknik heyet ve futbolcu anlamında söylemiş olabilir. Ben de yönetim anlamında söyleyeyim. Böyle bir yönetim kurulunun bir daha bu denli bir mücadele içinde e, bir arada olması çok zor gözüküyor. Yani 32 kişiden bahsettiniz. <laughs> 32 kişi 32 yani evet, alabalık e, bir yönetim e, ve herkes özveriyle bu işe Herkes çalıştı. çalıştı. Yayının başında bahsettim. Kimse kimsenin işine karışmadı. Herkesin bir görevi vardı. Kimi sosyal medyayı yaptı. Kimisi yani bir muhasebecimiz var mesela Onurhan Yıldırım. Selam olsun buradan. Evet ee, Dernek statüsünden spor kulübüne geçiş hı hı. işleri kaç defa gitti geldi bilmiyorum. Kendi işini gücünü bıraktı. Bu tarz işlerle uğraştı, koşturdu. Yani kaptana örnek verebilirim Mehmet Akşenek. Bir maçımıza gelebildi sadece. Sürekli evet, uzakta olduğu için o da. Yurt dışında uçuşta ama her yerde desteğini gösterdi. Kendisinin gelemediği zamanlarda kulaklar çınlasın. Battal abimiz, babası. Her maçımızla geldi. Yani isim isim sayarsam unuturum diye çok korkuyorum. O yüzden isim Esim isim sayarsam. Kalabilir 32 kişi kalabalık. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Aidiyet hisseden olmuştur, olmamıştır. Bir kusurumuz olduysa helal akla neler etsinler. Bizden yana helal olsun. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, ama gerçekten çok özverili bir çalışma var. Her ortamda hocalar ve teknik heyet konuşuldu. Ben burada biraz yönetim konuştum. Teşekkür ediyorum. imkan verdiğiniz için. Estağfurullah. Ben biz de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şampiyonu ağırlamak da bizim için tabii ki ayrı bir keyif oldu. Herhalde. Ben de yakın planın bölümünden bahsetmiştim başkan. Orada da şey demiştim. Benim de dostlarım, arkadaşlarım hepsi o kulübün içindekiler. Buradan da bir kez daha tebrik etmiş olayım. 250 Spor Kulübü'ne başkanın da nezdinde burada. Ve yayınımızı noktalayalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.